Yazar, astrolog ve renk uzmanı Sebla Özyurt Marmaris'e geldi. Marmaris Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye katılanlar, Özyurt'un uyguladığı terapilerle şaşkınlık içerisinde kaldı. Söyleşi öncesi kameralarımıza konuşan Özyurt, kendisini şu sözlerle tanıttı. Şöyle söyleyeyim, 6. hissim kuvvetli olan bir insanımdır. Ama aynı zamanda enerjilerle çok yakın ilgim vardır. Renk uzmanıyım. Ve aynı zamanda numaralarla, sayılarla çok yakın bir ilişki halindeyim. Uzun zamandır bunun özel eğitimini aldım. Özyurt, yaşamın bir rakamlar dizininden ibaret olduğunu, bu dizinin doğru sıralanmasının insan hayatındaki önemini vurguladı. Bir takım hesaplamalarla doğum tarihimizde gizli bir kodumuz saklı. Bunu ortaya çıkarıyorum ve her insanın kendi içinde var olan elementlerin eksikliğini, renk eksikliğini bunları tespit ediyorum. Ve insanlara işte elimden geldiği kadar faydalı olmaya çalışıyorum. Kader diye bir şey var mı diye sorarsanız aslında var diyen Özyurt, doğum tarihlerimize gizlenmiş olan doğum kodumuzu keşfettiğimiz andan itibaren ilerleyen zamanlarda karşılaşabileceğimiz bazı sorunlarımızı çözebileceğimizi ileri sürüyor. Ne tarz hastalıklara yakalanacağımızı, maddi anlamda ne kadar başarılı olabileceğimizi, ne tarz bir kişilikte olacağımızı, hangi iş ve kariyer mesleği seçeceğimiz zaten doğum tarihimizde yazılı. Demek ki doğduğumuz an eğer bu kodla bu ortaya çıkıyorsa demek ki kader diye bir şey var ki doğduğun an bunu yoksa nasıl tespit edebiliyorsun? Özyurt, Bana Sor adlı kitabından da bahsetti. Özel insanlarla olan özel görüşmelerim esnasında kendi tespitlerim, aşırı takıntılı, aşırı saplantılı olan insanlar, bu takıntı ve saplantı bize ne gibi zarar verir? İşte bunları kendi deneyimlediğim olayları birebir hepsi gerçektir. Küçük küçük hikayeler halinde. İsim ve soyad değiştirdim, yer ve mekanı değiştirdim. Onları kitaba döktüm ve ufak ufak kendimce de bir takım tavsiyelerde bulundum. Özyurt ayrıca sanatçı bir aileden geliyor. Dedesi ünlü şovmen Özdemir Baturalp, namı diğer Balarısı Özdemir. 1950-1970'li yılların eğlence dünyasını renklendiren Balarısı Özdemir, Yeşilçam'da rol aldığı filmleriyle de halkın sevgisini kazanmış bir aktör. Yani bizim küçüklüğümüz sahne arkasında geçti. Dedemin yanına geldiğimiz zaman, işte onu seyretmeye geldiğimiz zaman sahne arkasından, perde arkasından dedemi izlerdik. Tabii o zaman bu zamanki gibi değil. O zaman Maxim vardı, ondan sonra İzmir'de fuar vardı. Farklı bir gazino hayatı vardı. Türkiye'de şimdi şu anda bu gazino hayatı artık kalmadı. Özyurt, Barış için sanat festivali etkinliklerinde imza günü için tekrardan Marmaris'e gelerek okurlarıyla buluşacağını söyledi.